Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili test ve deneme sorularını modül modül yayınlamaya devam ediyorum. Sırada modül 9'un birinci testine geldi arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi güvenli okulların en kapsamlı tarifidir? A. Öğrenci, öğretmen, çalışan ve benzeri paydaşların fiziksel, sosyal, psikolojik açıdan özgür ve güvenli hissettikleri çevresel tehditlerden uzak mekanlar. B. Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında sosyal becerilerini sergiledikleri mekanlar. C. Öğrencilerin öfkelerini kontrol edebildikleri, sorunlarına çözüm bulabildikleri mekanlar. D. Öğrenci, öğretmen, çalışan ve benzeri paydaşların birbirine saygılı davrandığı bir ortam. E. Öğrencileri hayata hazırlayan bir ortam. Evet, güvenli okulun en kapsamlı tarifini soruyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet, cevabımız A seçeneği olacak. A seçeneğimiz neymiş? Öğrenci, öğretmen, çalışan ve benzeri paydaşların fiziksel, sosyal, psikolojik açıdan özgür ve güvenli hissettikleri çevresel tehditlerden uzak mekanlarmış arkadaşlar. Çözüm bilgisine de bakalım. Çözüm bilgisi oradaki A şıkkında yer alan bilgi aynen yer alıyor arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Evet. Aşağıdakilerden hangisi güvenli okulun özelliklerinden biri değildir? Güvenli okulun özellikleri var. Biz değili arıyoruz. A şıkkı, etkili okul yöneticiliği ve liderliği. B. Fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık ve tacizin bulunmaması. C. Alay, nefret dili ve sosyal dışlanma ile birlikte olma. D. Akademik başarıya odaklanma. E. Veliler ve toplumla iyi ilişkiler içinde olma. İkinci sorunun cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Alay, nefret dili ve sosyal dışlanma ile birlikte olma diye bir seçenek yok arkadaşlar. Hemen çözüm bilgisine de bakalım. Şimdi şöyle, çözüm bilgisi çok fazla bilgi var. Güvenli okulların bazı özellikleri şöyle sıralanabilir demiş. Birçok madde var. Ben sadece şu değiştirdiğim maddeyi söyleyeyim arkadaşlar. Diğerleri burada yazıyor. Alay, nefret dili ve sosyal dışlanma ile birlikte dedim ya. O neredeydi? Ha, şurada. Alay, nefret dili ve sosyal dışlanmadan uzak olma demiş. Güvenli okulun. Ben birlikte olma dedim arkadaşlar. Sadece burayı değiştirdim. Gördüğünüz gibi çok fazla bilgi yer alıyor. Maddemiz var. 23 tane madde yazıyor burada. PDF sayfa 417'de bu detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçelim 3. soruya. Bireylerin internet ve elektronik medyayı kullanarak saldırgan davranışlarda bulunmasıdır. Bu parçada söz edilen durum aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A. Akran zorbalığı, B. Siber zorbalık, C. Geleneksel zorbalık, D. Siber mağduriyet, E. Dijital zorbalık. Üçüncü sorunun cevabı B seçeneği olacak. Siber zorbalık arkadaşlar. Hemen çözüm bilgisine de hızlıca bir göz atalım. Siber zorbalık günümüzde gittikçe özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve geleneksel zorbalık kavramından farklı olarak bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve taciz etmesi olarak tanımlanır demiş siber zorbalığa. Geliyoruz 4. soruya arkadaşlar. Evet, hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özelliklerinden biri değildir? Zorbalığın ayırt edici özellikleri var. Biz onlardan biri değildir değili arıyoruz. A şıkkıyla başlayalım. Zorbalar kurban ve kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar. B. Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir. C. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler. D. Zorbalık bir kereye mahsustur. E. Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür. Biz değil arıyorduk 4. soruda. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Zorbalık bir kereye mahsustur demiş. Hayır arkadaşlar, bu zorbalar zorbalık yaptığı müddetçe bir kere değil birden fazla da yaparlar arkadaşlar. Şimdi zorbalığın çözüm bilgisine bakalım. Zorbalığın ayırt edici özellikleri görüldüğü gibi maddelerde yer alan bilgiler de burada aynen yer alıyor arkadaşlar. Yine PDF sayfa 418'de bu bilgi var. Tekrardan okumak istemiyorum. İyice içim karardı. Sanki kendimi korku filmindeki gibi hissettim arkadaşlar. Geçiyoruz 5. soruya. Evet, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde geleneksel zorbalık ile siber zorbalık arasındaki fark yanlış verilmiştir? Bir geleneksel zorbalık, bir de siber zorbalık var. Arasındaki farklar var ama bir tanesinde yanlış verilmiş, onu soruyor.
A şıkkıyla başlayalım. Geleneksel zorbalıkta çocuklar diğerleri tarafından tanınır, siber zorbalıkta kendini gizleyebilir. B. Çocuklar siber zorbalıkta daha fazla izleyiciye ulaşırken geleneksel zorbalıkta izleyici sayısı fazla olmaz. C. Siber zorbalıkta yazılı kelimelerin etkisi büyüktür ama geleneksel zorbalıkta yazılı kelimelerin pek etkisi yoktur. D. Siber zorbalıkta yazılı tacizler, geleneksel zorbalıkta sözlü ve fiziksel tacizler vardır. E. Siber zorbalık kişiye fiziksel zarar verir. Geleneksel zorbalıkta fiziksel zarar yoktur. Biz yanlışı arıyoruz. 5. sorunun cevabı E seçeneği olacak. Siber zorbalıkta kişiye fiziksel zarar. Siberde fiziksel zarar veremez zaten. Ona ulaşamazsın ki. Ama gelenekselde de fiziksel zarar yoktuymuş. Hayır, fiziksel zarar var arkadaşlar. Çözüm bilgisine hızlıca bir göz atalım. Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık. Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanındığı ve bu da kaygıyı arttığından dolayı çocuklar genelde siber zorbalığı tercih etmektedirler. Çocukların siber zorbalığı geleneksel zorbalığı tercih etmesi nedenlerinden biri de daha fazla izleyiciye ulaşmasıdır. Arkadaşlar burada hemen duruyorum. Televizyonlarda, haberlerde çıkıyor arkadaşlar. Bu sosyal medyada takipçi sayılarını arttırmak için bir tane çocuğun biri çekiyor böyle videoya, telefonuna. Diğerleri diğer çocukları dövüyor işte. Bu kız öğrenciler olsun, erkekler birbirine kavga ediyorlar. Ve bunları da tabii sosyal medyalarında koyarak daha fazla izleyiciye ulaştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bu örnek aslında siber zorbalığı anlatan bir örnek oldu. Devam edelim. Ayrıca yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür. Sözel kelimeler daha çabuk unutulurken yazılı tacizlerin etkisi daha büyük olabilir. Ve bireyler siber zorbalığı her zaman her yerde uygulayabilir demiş. Geçiyoruz 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın önlenmesi için yapılacak çalışmalardan biri değildir? Bu siber zorbalığı önlemek için bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Onlardan biri değildir diye yap. Onu soruyor. A şıkkıyla başlayalım. Çocuklarınızı mutlaka şifre kullanmalarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlayın. B. Siber zorbalık yapanlarla yüz yüze konuşun. C. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın. D. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri düzenleyin. E. Çocukların çevrimiçi aktivitelerini, oyun ve benzeri gözlemleyin demiş. Biz değil arıyoruz. 6. sorunun cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar. Siber zorbalık yapanlarla yüz yüze konuşun demiş. Nasıl bulacağız? Adamlar zaten kendini gizliyor. O yüzden yüz yüze konuşamayız bu adamlarla. Evet. Hemen çözüm bilgisine bakalım. Aslında çözüm bilgisi yukarıda yer alan maddelerin hemen hemen hepsi burada da yer alıyor arkadaşlar. PDF sayfa 419'da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz 7. soru. Evet. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklardan biri değildir? Demek ki davranışsal bağımlılıklar ortaya çıkıyormuş ama bir tanesi değilmiş, o değili arıyoruz. A şıkkı iletişim bozukluğu, B oyun oynama bozukluğu, C kumar oynama bozukluğu, D sosyal medyanın aşırı kullanımı, E akıllı telefonun aşırı kullanımı demiş. 7. sorunun cevabı A seçeneği iletişim bozukluğu. Böyle bir maddesi yok arkadaşlar. Çözüm bilgisine de hızlıca göz atalım. Aslında aynı şeyler yazıyor arkadaşlar. Hızlıca bir okuyayım madem. Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklar, oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı olarak tanımlanır demiş. Geçiyoruz 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığının davranışsal belirtilerinden biri değildir? İnternet bağımlılığının davranışsal belirtileri var. Bir tanesi değil, onu arıyoruz. A şıkkı internette geçen sürenin giderek artması. B amaçlandığından daha uzun süreli internet kullanma. C internette ödevlerini araştırdıktan sonra internetten çıkmak. D kullanımla ilgili yalan söyleme. E interneti diğer problemlerden kaçmak için kullanma. 8. sorunun cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. İnternette ödevlerini araştırdıktan sonra internetten çıkmak. Zaten bu bağımlılık değil ki, işini gördükten sonra çıkıyorsun yani. Evet, çözüm bilgisine de bakalım. Çözüm bilgisi de burada yer alan bilgiler paragraf şeklinde verildi arkadaşlar. Geçiyoruz 9. soruya.
Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığının fiziksel ve zihinsel belirtilerinden biri değildir? İnternet bağımlılığının bu sefer fiziksel ve zihinsel belirtileri var. Bir tanesi değil, onu arıyoruz. Uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hallerindeki artış, baş, mide ve kas ağrıları, cilt hastalıkları, görme zayıflıkları. Dokuzuncu sorunun cevabı D seçeneği olacaklar. Cilt hastalıkları diye bir durumu yok şu durumda arkadaşlar. Çözüm bilgisine hızlıca bir bakalım. Fiziksel ve zihinsel belirtiler nelermiş? İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete, internetle ilgili obsesif düşünceler ve hayallerde artış, internet kullanımını kontrol etmek veya azaltmak için süregelen bir istek ve arzunun olmaması, durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hallerindeki artış, kan basıncı ve kalp dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği, baş, mide ve kas ağrıları, görme zayıflıklarımış. Geçiyoruz 10. soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığının sonuçlarından biri değildir? İnternet bağımlılığının sonuçları oluyor arkadaşlar. Biz değili arıyoruz. A şıkkı, kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hale gelir. B, kişilerin internette geçirdikleri zaman gün geçtikçe azalır. C, iş yerine aşırı yorgun gelirler, konsantre olamazlar. D, genellikle geç kalırlar, evde ihmal edilir. E, değersizlik ve çaresizlik duyguları bu kişilerde baskındır. 10. sorunun cevabı B seçeneği olacak. Kişilerin internete geçirdikleri zaman gün geçtikçe azalır. Hayır, internet bağımlılığına bağlı olarak o zamanın artması lazım daha da. Çözüm bilgisine hızlıca bir bakalım. Evet, şimdi internet bağımlılığının bedensel, sosyal ve psikolojik sonuçları var arkadaşlar. Bunu da böyle aldım ki konuyu burada verelim diye. Bedensel sonuçlar, bazıları beslenmeyi o kadar ihmal eder ki ciddi bir şekilde zayıflarlar, ancak büyük bir kısmı aşırı kiloludur. Sosyal sonuçları varmış. Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hale gelir. Notlar kötüleşir, iş yerine aşırı yorgun gelirler, konsantre olamazlar, genellikle geç kalırlar, evde ihmal edilir. Psikolojik sonuçlarda kendisine güvenmeyen, kendisine şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler. Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır demiş. Geçiyoruz 11. soruya arkadaşlar. Bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi aşırı teknoloji kullanımına karşı ailelerin yapması gereken davranışlardan biri değildir? Aşırı teknoloji kullanımına karşı ailelerin yapması gereken davranışlar var da, ama bir tanesi var, onu değildir, onu istiyor bizden. A. Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edilmesini sağlayın. B. Çocuklarla birlikte oyun oynayın. C. Çocuklarla birlikte kitap okuyun. D. Çocukların arkadaşlarını tanıyın. E. Çocukların öğretmenlerini tanıyın. 11. soru E seçeneği olacak arkadaşlar. Bu aşırı teknolojinin şu an için öğretmenlerle bir alakası yok, ama diğerlerle çok çok alakası var arkadaşlar. Çözüm bilgisine bakalım. Evet. Evet, biraz madde var. Hızlıca okuyalım. Aşırı teknoloji kullanımına karşı aile olarak ne yapmak gerekir? Çocukların nasıl bir insan olmasını istiyorsanız ona o şekilde model olun. Çocuklara karşı her zaman saygılı olun. Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin. Çocuklarla bir de oyun oynayın. Çocuklarla bir de kitap okuyun. Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verin. Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edilmesini sağlayın. Çocukların yaşam amacı edinmesine yardım edin. Sonuç değil, süreç odaklı başarıyı destekleyin. Çocukların arkadaşlarını tanıyın demiş arkadaşlar. Bu şekilde geçiyoruz 12. ve son soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen görevlerden biri değildir? İnternet bağımlılığını önlemek için okullar ve öğretmenlerin de tabii ki de görevleri var. O biz değili arıyoruz. A şıkkı, öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileri ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir. B. Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir. C. Öğretmen öğrencilerini bireysel faaliyetlere sevk etmelidir. D. Öğretmenlerin öğrencilerin diğer akranları ile ilişkilerini incelemeleri gerekir. E. Öğretmenler öğrencilerin kişilik özelliklerine odaklanmalılar. 12. sorunun cevabı C seçeneği. Öğretmen öğrencilerini bireysel faaliyetlere sevk etmelidir. Hayır, buradaki daha çok bireyselden ziyade grup tarzında faaliyetler olması gerekiyor. Hemen hızlıca çözüm bilgisi de evet bayağı uzun. Hızlıca okuyalım hemen. İnternet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen bazı görevler vardır. Okullarda özellikle ilkokul seviyesine önleyici program uygulanabilir. Öğretmenler öğrencilerin kişilik özelliklerine odaklanmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin diğer akranları ile ilişkilerini incelemeleri gerekir. Özellikle öğrenci yalnız ve içine kapanık
ise sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir. Öğretmen öğrencilerin yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk etmelidir. Evet, işte buradaki öğretmen öğrencilerini yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk. Ben bireysel dedim, aslında grup faaliyetleri olacak arkadaşlar. Öğrenciler internete ne kadar az vakit geçirirlerse bağımlılık geliştirmeleri o kadar azalır. Öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileri, atölye çalışmaları düzenlenebilir. Seminer ve atölye çalışmaları ailelere yönelik de tasarlanabilir. Benlik saygısı düşük çocukların internet aktivitelerine daha fazla dahil oldukları görülmektedir. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bu videomuzun da, bu testimizin sonunda cevap anahtarı bulunmaktadır. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beğen tuşu var videonun altında. Yine kanalıma abone olabilirsiniz, abone ol tuşuna basarak. Yine öğretmen arkadaşlarınıza kanalımdan bahsedip onların da gelip bu videoları izlemesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.